Tatyana, parmaklarımı yedim vallahi. Ne güzel bir börekti. Daha var mı? Tabii, verecek mi? Bizim kafamız kel mi? Bize de koysana bir tabak. O Serhat Bey, akşam yemeğine getirecek ben masa. İstemez, zıkkımlansın. Kocacığım, söyler misin hizmetçi bizi bir tepsi hazırlarsın? O da yiyecek biz. Ne odası lan? Ne odası? Çocuğun yanında dayak yiyeceğim. Ben hazırlayacağım size güzel bir yemek. Siz gideyiz odaya. Tatyana, bari sen yapma ya. Biliyorsun mevzuyu. Alina! Neredesin kız? Bana bak. Bir daha bu kızın yanında böyle abuk subuk konuşursun, kalbini kırarsın. Yemin ediyorum doğrarım bak seni. Yemin ediyorum bak. Melis. Gel canım, gel. Ay, ne haber? İyi, senden şu an ne var? Hatip da gelmiş, hoş geldin. Perişan gözüküyorsun. Ay, biteyim. Ya iki dakika gözüm ayıramıyorum şunun üstünden. Sinirleniyor, sonra tutturuyor eve gideceğim diye. Ay, artık çıldıracağım ya. Fırat geldi de iki dakika mutfakta kafamı dinledim. Ay, aç mısınız? Yok. Ben açım. Tamam, tamam. Hazırlıyor Şükrü. Bekle iki dakika. Hadi geçin siz, ben şu kızın yemeğine bakayım da. Ben de size bir şey ikram edeyim bari. Sağ ol. Atıfcığım, ne yapmışsınız sabah sabah? Ha? Deli çıkmış Erol Bey. Sepetlemişsiniz adamı önünü arkasına bakmadan. Kabak benim başıma patlayacak. Bak, bunun hesabını soracağım ben senden. Ya ne olacak canım? Açarız bir firma. Sen de işlerine bakarsın. İki tane de genç avukat tutarsın. Olur biter. Allah Allah. Bir tek akıllı sensin çünkü. Ben akıl edemez miyim firma açmayı? Benim işime karışma Atıf. Nasıl karışma ya? Birileri bedel ödeyecek. Ben de elim kolum bağlı böyle duracağım ha? Bedeli bana ödetiyorsun ama. Ne oluyor oğlum? Şimdi siz mi başladınız? Ya bırak abi, boş boş konuşuyor. Bana bak, şu çiçeği ırmağa ver. Bana şarap marap koyma. Benim bir kızla basılmam lazım, tamam? Görüşürüz. Ne diyorsun? Abuk subuk cümle kurdun. Hiçbir şey anlamadım. Ne basılması ya? Ya şu Sermet ayısına haddini bildirmem lazım. Dikkati üzerimden çekmem lazım ki adamın canını iyice okuyabilirim. Çalışmalarım devam ediyor. Oğlum sen manyak mısın? Manyağım abi. Adam evime geldi. Bayağı silahla tehdit etti. Bana bak, yarın gazetede bir takım haberler çıkacak. Kızlara söyle sakın inanmasınlar. Asparagas, tamam? Hadi bay bay. Alo Picasso. Şadiye kızım, sen neredesin? Öldük meraktan ya. Ya söyleyemem. Ben böyle şey için aradım. Öyle bir sesini duyayım diye aradım yani. Ya merak etme, zaten iyiyim. Kızım bak, seni görmem lazım. İyi misin değil misin? Emin olayım bari. Ya yok, iyiyim ben. Beni merak etmen hoşuma gitti ha. Ya böyle içim sıkıldı benim bu gece. Böyle Picasso, ne bileyim, böyle karanlık, bunaltıcı bir gece yani bu gece. Tamam, istersen çık gel atölyeye. Öyle görüşelim, ha? Yok, olmaz ya. Zaten yakında görüşeceğiz. Öyle bir... biriyle konuşmaya ihtiyacım oldu yani benim bu gece. Ya tamam, neyse, şey, kapatıyorum ben, tamam? Dur, tamam, tamam. Ben seni yarın arayacağım. İyisin değil mi? Şişt, bana bak. Sakın arama ha, bu şeyin telefonu, benim arkadaşımın telefonu. Ben zaten yarın şey yapacağım buradan, ayrılacağım. Bak, kimseye de söylemeyeceksin ha seni aradığımı. Bak, vallahi bir daha yüzümü göremezsin ha benim. Hadi kapatıyorum ben, iyiyim bak, hadi. Alo, alo. Şişt, sen ne konuşuyorsun öyle kıyıda köşede fısır fısır? Yok ya, bu sergi için galeriyle kavga ediyordum da şimdi milleti mi uyandırayım yani? Yemeğin hazır. Seni seviyor Hala orası mı? Bize yasak öyle naneler kızım. Hem sevsek ne olacak Tatyana? Sevsek ne olacak yani? Herif almış işte gül gibi iyi aile kızını. Takmış yüzüğü de parmağına. Daha ne yani? Sen bilmiyorsun, onlar kavga etti. Bir gece geldiler, kavga oldu burada. Adam gitti, kızı burada kaldı. Ben duydum, bana bak, yakışıklı adam. Şş, bana bak. Atölyeye falan da gel dedi bu bana ha. Niye aradı sen? Kızım özlüyorum ya. Özlüyoruz yani. Arada bir böyle sesini duyunca ne bileyim iyi geliyor. Daha rahat uyuyorum mesela yani, anladın mı? Ya
Normalde ben böyle yapmazdım aslında. Gizli numaradan arıyorum ben bunu. Sesini bir duyuyorum, kapatıyorum yani telefonu. Ne bileyim ya, böyle bir cesaret falan geldi herhalde bugün. Buna bak, meslek falan değiştiriyorum ya ben şimdi. Ondandır ha? Artık toparlanıp işine gücüne dönmeni istiyorum. Ben seni böyle görmek istemiyorum bak. Sen beni hiçbir şekilde görmek istemiyorsun ki. Hayır, bu doğru değil. Lütfen bu kafadan çık. Bak, hepimizi çok üzüyorsun. Ablana da çok yükleniyorsun. Ben evime gitmek istiyorum, o izin vermiyor ki. Haksız mı? Söyle bana, haksız mı? Yani bize bu yaşattıklarından sonra. Irmak'cığım, nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Vallahi ben iyiyim. Hapları yutup yüzüstü suya düşen sensin. Hadi yemek zamanı. Kalk doğrul. Getir, gel. Doğrul. Ha? Ver. Güzelce yemeğini yiyeceksin, erkenden de yatacaksın. Ay yok, daha neler ya. Saat daha 8. Ya herkes bana resmen baş belası, hasta akraba muamelesi çekiyor şu an ya. Ne alakası var tatlım ya? Senin iyiliğin için. Hadi beni üzme, ne olur, ne olur. E tamam, bırak evime gideyim o zaman. Bırakmam, olmaz. Yalnız olmam. Fırat benimle kalır, değil mi? Hayır Irmak. Ya burada yatarsın ya da hastaneye yatarsın kendi güvenliğin için. Irmak, aslında bu iyi fikir. Gerçekten erken çıkardılar seni hastaneden. Bak, Deniz'in sinirleri allak bullak. Herkes çok yoruldu. Gerçekten insanları bu kadar üzmeye hakkın yok. Hayattaki en büyük hayallerinden biri de budur herhalde, değil mi? Benim bir akıl hastanesine tıkılmam. Sadece 3 gün. Ama gerçekten inan bana, benim hayatta başka bir hayalim var. Tamam mı? Yeter artık. Kapansın bu konu. Bu abuk sabuk şeyleri konuşmayalım. Deniz'cim sen in aşağı, Can'la ilgilen. Fırat'cığım sen de çık. Ben Irmak'la kendim ilgileneceğim. Hadi, yemeğin soğuyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bak, eğer isteseler seni gerçekten yatırabilirler hastaneye. Kendi hayatına zarar verme tehlikesi olan insanlar için bir kanun var. Uydurma, böyle bir kanun yok. Var. Eğer istersen 5 dakikada çıkartırım raporu, yollatırım seni hastaneye. Tamam mı? Altına da ablanın imzasını attırırım, olur biter. Yeter artık şımarıklıkların. Sert kızsın sen, değil mi? Kimseye pabuç bırakmazsın, insanlar korkar senden. İnsanlardan korkacağın, onlar senden korksun daha iyi, öyle değil mi? He? Sinsi sinsi arkadan iş çevirmekten iyidir. Kesin sonuç. Ye şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.